Kur'an-ı Kerim'de bir de fuat ile kalp ayrımı dikkati çekiyor. Pek çok ayette Allah Azze ve Celle kalplerden bahsederken bazılarında da fuatten bahsediyor. Nitekim bu ayette fuatten söz etmiş. El-Ef'ide, gönüller. Türkçe'de berikine kalp deyince buna da gönül demek kalıyor. Yoksa bu tam olarak gönül müdür veya gönül dediğimiz şey nedir? Gönül deyince ne anlarız, ne anlarsınız? O kadarını bilmiyorum ama bu da ona yakın bir şey. Kullanıldığı yerlere bakılınca sanki bizim Türkçe'de kullandığımız, gönülü kullandığımız çerçeveye, kapsama yakın gibi duruyor. Estağfirullah, mesela Hazreti Musa'nın annesini Allah Azze ve Celle anarken çocuğunu yeni doğurmuşken, bebeğini diyelim, kendisine Allah Azze ve Celle'nin bebeği en ilqihi fit tabuti fakdi fihi fil yemmi fel yulqihi l yemmu bis sahil. Bebeği ta kutunun içerisine koy. Kutuyu suya bırak. Emri gelince bunu yaptı Hazreti Musa'nın annesi. İza uhayna ila ummika ma yuha en iqdifihi fit tabuti faqdifihi fil yemmi fel yulqihi l yemmu bis sahili ya'khudhu aduvunni wa aduvunna. Ancak Allah Azze ve Celle annesini bunu yaptıktan sonra diyor ki وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Musa'nın annesinin fuadı, yani deminden beri gönlü dediğimiz şey, gönlü boş oldu, boş kaldı. فَارِغًا, فَارِغ, فَرَغ, Arapça'da boşluk demek. Hayatımızda çoğu zaman benzer durumlara düşmüşüzdür. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde, hatta en basit ayrılıklarda bile insan kendi içerisinde bir boşluk hisseder. Onların içimizde oluşturduğu, doldurduğu yerler varmış ki demek, ayrıldığımızda kendimizi boşlukta hissederiz. Hevessiz hissederiz, isteksiz hissederiz, hedefsiz hissederiz. Bu bir boşluktur. Bunu herhalde bir anne yavrusunu kaybedince hepimizden daha güçlü bir şekilde hisseder. Ve Allah Azze ve Celle onun bu halini fuadıyla, fuadı üzerinden anlatmış. Demek ki o hissettiğimiz duygu fuadımızda gelişiyor. O hissettiğimiz boşluk fuadımızdan geliyor. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Musa'nın annesinin fuadı boşluk oldu, boşluk açıldı orada. اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. Neredeyse bunu açığa vuracaktı. Yani yavrusunun peşine koşacak, yavrusunu sudan geri almaya girişecek, böylece yavrusunu belli edecekti, çocuğunu belli edecekti. Ama bu kez لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا diyor Allah Azze ve Celle. Eğer kalbini bağlamasaydık, kalbinin üzerine bağlamasaydık, kalbini sağlamlaştırmasaydık, gidip böyle yapacaktı. Demek ki gönül aynı ayetin içerisinde bir yandan fuad, bir yandan kalp zikrediliyor ise, bunlar böyle birbirlerinin müteradifi, benzeri, eş anlamlısı gibi değil. Bunlar bedende muhtemelen farklı noktalara, farklı merkezlere tekabül eden Allah Azze ve Celle'nin insanda var ettiği istidatlar. O sebeple gönlü boşa çıkınca veya gönlünde boşluk olunca Musa'nın annesinin, Allah Azze ve Celle onun kendine hakim olamayıp çocuğunun peşine davranacağını, neredeyse davranacağını, لَوْلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Eğer kalbini biz bağlamasaydık diyor. Kalbin bağlanması demek ki ayrı bir durumdur. Ve bu kişideki boşluğu,
gönülde oluşan boşluğu ortadan kaldırır yahut sağlamlaştırır. Kalbe gelen Allah Azze ve Celle'nin kişinin kalbini rapt etmesi demek ki gönle yansır ve oradaki boşluktan ötürü kişideki bu sendelemeyi, bu depresyonu ortadan kaldırır, onu rahatlatır. Dolayısıyla da kalbin bağlanması, kalbin Allah Azze ve Celle tarafından rapt edilmesi böyle durumlarda umulur. Benzer şekilde kalbin rapt edilmesi kişiye cesaret verir, kuvvet verir ve o kişi kalkıp zalime karşı haykırabilir. Bu kez onun fuadı sabitlenmiş olur. Kendi içerisinde muazzam bir sebat hisseder. Hatırlayınız ki bu kez Kehf suresinde gençler Allah Azze ve Celle'nin اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ gençler dediği kimseler, saraya yakın kimseler, bunlar yine saraydaki bir merasimde kralın karşısına çıkmış, ona tazim etmekten imtina etmiş. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Allah Azze ve Celle'nin şöyle Kur'an-ı Kerim'de anlatımına mazhar olmuşlardır. O anı Allah Azze ve Celle anlatırken وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ onların kalplerini bağladık. Yani bu bağlamak olumsuz anlaşılıyorsa ben yanlış ifade ediyorum demektir. Bu sağlamlaştırdık, güçlendirdik, rapt ettik. Çözülmüşlükten, dağılmışlıktan kurtardık. Bir araya getirdik. Kalbin bir ucu bir tarafta, bir ucu başka tarafta, kendi içerisinde bir düzen, dirlik kalmamış. Bu gönlüne yansıyor veya fuadına yansıyor. Cesaretini kılıyor, kırıyor. Kendi içerisinde bu anlamda bir güç hissedemiyor. Bir şecaat hissedemiyor. Ama Allah Azze ve Celle rapt edince kalbini وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ kalplerini rapt ettik. اِذْ قَامُوا hani böylece kalktılar, kıyama kalktılar. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ve dediler ki bizim Rabbimiz ancak ve ancak göklerin ve yerin Rabbidir. لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَهَا biz ondan ayrı hiçbir ilaha yakarmayacağız. Ondan ayrı hiçbir ilahı tanımayacağız. Zira ondan ayrı herhangi bir ilah yok. Dolayısıyla kalbin rapt edilmesi demek ki benzer şekilde kişinin fuadına yansıyor ki o böylesi bir cesarete kavuşuyor, böylesi bir şecaate kavuşuyor. Ve bu da belki de an ile yaşanılan bir şeydir. Yani o gençler belki bir gün öncesinde ya bir süre öncesinde böyle bir durumu düşünselerdi, onlar da bizim gibi belki imreneceklerdi. Yani bunu yapan gençler diye başkalarından okusalardı. Kendileriyle alakalı sizi bunu siz başarabilir misiniz denseydi belki de o esnada nasıl olur, acaba başarabilir miyiz diyeceklerdi. Sanıyorum bu an ile yaşanılan bir durumdur. O an gelince öncesinde yaptıkları dualar, Rabbimiz ayaklarımızı sabitle, bizi kıyama kaldır, bize dirlik ver, bize sebat ver diye o ana gelince sanıyorum Allah Azze ve Celle kalbi rapt ediyor ve kişi o muazzam sahneyi yaşıyor. Zalime karşı, tanklara karşı, kurşunlara karşı. O Allah Azze ve Celle'nin sanıyorum an ile yaşattığı bir durum, yani o an içerisinde yaşattığı bir durum, o an içerisinde lütfettiği bir cesaret, şecaat ve kuvvet, ama tabii öncesinde büyük büyük dualar var, büyük büyük beklentiler var, şehadete duyulmuş büyük büyük özlemler var ve bu uzunca sürecin sonunda Allah Azze ve Celle rapt edince kalbi وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا o an kıyama kalkıyorlar ve herkese karşı, güce karşı,
hem de mutlak gözüküyor o günce açısından. Mutlak bir güce karşı ölümü göze alarak, hayattan feragat ederek kıyama kalkıyorlar. Bunu başka türlü izah etmek mümkün değil. Bu böyle bir feragatin, böyle bir imanın karşılığında Allah Azze ve Celle'nin verdiği, lütfettiği bir cesaret olsa gerek, bir şecaat olsa gerek. Demek ki yıkılınca da Allah kalbini rapt edince kişi ayakta durabiliyor, boşluğa düşünce yani. Korkunca da Allah Azze ve Celle kişinin kalbini rapt edince bu kez korku da tesirsiz kalıyor. Korkunun da, yalnızlığın da, boşluğa düşmüşlüğün de vesaire bu tür menfi duyguların hepsi Allah kişinin kalbini rapt ederse kişi bunların olumsuz tesirlerinden kurtulabilir. Kişinin Allah Azze ve Celle kalbini rapt etmesi için kişinin kalbinin bu anlamda bir itminana, esenliğe kavuşması için de Allah Azze ve Celle Kur'an'a adres gösteriyor. Ela bizikrillahi tatmainnul kulub. Dolayısıyla depresyona girenler, boşluğa düşenler, evladını yahut sevdiğini yahut herhangi bir yakın dostunu kaybedip acılar içerisinde kıvrananlar, korkuya kapılanlar, düşman sıkıntısıyla iptila olanlar, böylesi ağır belalar altında eğer Kur'an'a yönelirlerse, Kur'an doğrudan kalbi destekleyeceğinden, kalp desteklenince de gönül üzerine çöken bu menfi duygular tesirsiz kalacaktır. O yüzden ki biz başımıza gelmedi ama uzaktan uzağa gözlediğimiz müminlerdeki o olağanüstü sıkıntılara rağmen gördüğümüz cesaret, o olağanüstü sıkıntılara, belalara, hatta acılara, bir yanda cephede savaşırken bir yanda eşten, çocuktan, anneden, kız kardeşten yana tereddütler içerisinde, endişeler içerisinde kalan, tecavüze mi uğradı, rızına mı geçildi, katledildi mi, yavrularından yana bu tür endişeleri bir yandan yüreğinde taşırken, diğer yandan da düşmana karşı cesaretle savaşan bu kimseler, rin hali ancak Allah Azze ve Celle'nin onları desteklemesiyle, onların sıkça Kur'an okuyarak kuvvet kazanmasıyla izah edilebilir.